Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten talihsiz açıklamalar. Benim açımdan ayrıca şöyle bir sorunu var. Biz Veli Ağbaba ile birlikte, Sayın Nurettin Demir ile birlikte Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde ziyaret etmiş. Onun AK Parti ile ilgili yakınmalarını en yakından dinlemiş. Onun nikah şahitliğini yapmak üzere genel başkanımıza onun talebini iletmiş. Onun nikahına genel başkanımızdan bir katılmış, genel başkanımızın şahitlik yapmasını sağlamış. Onu herkes darbecilikle suçlarken ona sahip çıkmış, üç kişiden bir tanesiyiz ve ona sahip çıkan partinin mensuplarıyız, üyeleriyiz. AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar'la tartışmamda arkadan bana verdiği destek ortada. Hulusi Akar'a karşı 234 silah arkadaşı, ben ona, sen silah arkadaşlarının bedduasını aldın, silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler dediğimde, beni mahkemeye verdiğinde 224 Hulusi Akar'ın silah arkadaşı Mehmet Ali Çelebi'ye isimlerini yazdırarak Özgür Bey'e destek veriyoruz demişlerdi. Çünkü onu bizim partimizdeki kendi arkadaşları olarak gördüler. Bugün sosyal medyaya yansıyan açıklamalar ortada. Silahlı kuvvetlerden geçmişte Mehmet Ali Çelebi'ye sahip çıkanlar, onunla birlikte yargılananların tepkileri ortada. Ve Mehmet Ali Çelebi CHP'ye dünya kadar laf ederek gitti, gittiği gün söyledim. Burası baba evi. Gidersin kardeşim, kızarsın, kapıyı çarpar da gidersin. Ama baba evini yakıp gitmezsin, baba evine benzin döküp gitmezsin. Yapmaya çalıştığı oydu o gün onun. Bu baba evinin tapusu bana ait de değil Kemal Bey'de. Bu evin tapusunda bir tek isim yazıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gittiği partide Memleket Partisi'ne gitti, oradan da ayrıldı. Sonra öğreniyoruz ki biz gözümüzle gördük, MHP ile temasları oldu, başka partilerle temaslar oldu. Bugün öğreniyoruz ki AK Parti'ye gidecekmiş, bunu yalanlamıyor. Peki bunu ne için yapıyor? Ne için yapıyor? Şunun için yapıyor. Memleket Partisi'ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu. O olmayınca onu bıraktı. MHP ile olsa olacaktı, o da olmamış anlaşılıyor. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok. Geçmişte milletvekili transferlerine ilişkin de Recep Tayyip Erdoğan'ın laflarını ben İzmir basınının ortaya koymasını ve Mehmet Ali Çelebi'ye sormasını beklerim. Burada daha fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama AK Parti kendilerine bu kadar sözleri söyleyen birini alıp elverişli olur muhalefete karşı kullanırız diye bünyeye alıyorsa, bu kişi İzmir milletvekili. AK Parti onu İzmir'den kaçırıp başka bir yere koymasın. Veya İzmir'de kendi teşkilatlarından birilerinin hak ettiği sıralara garanti bir yere de koymasın da, sınıra koysun, kararı İzmirliler versin bakalım. AK Parti Mehmet Ali Çelebi'yi milletvekili adayı yapma karşılığı aldığına göre, Mehmet Ali Çelebi'yi bugün kaç milletvekili çıkardıysanız o sınıra koyun. O sınıra koyun da İzmirliler Mehmet Ali Çelebi'ye ne dediklerini bir göstersinler bakalım. Tutup da öyle kaçırıp başka yerlerden milletvekili yapma sözü vermeyin. İzmir'de kaç milletvekiliniz varsa o sıraya koyun. İzmirliler Mehmet Ali Çelebi'ye ne diyorlar, AK Parti'ye ne diyorlar, önümüzdeki seçimlerde görelim. Şimdi çıksın İzmir'de bir dolaşsın bakalım. Şimdi çıksın İzmir'de İzmirlilere AK Parti karşıtlığı üzerinden alınan oyları götürüp de AK Parti'ye vermek nasıl bir şeymiş, Mehmet Ali Çelebi anlatsın. Çok söyleyebileceğim söz var kendisiyle ilgili. Çok ağır şeyler söyleyebilirim. Ama ben bu konudaki değerlendirmeyi İzmir'deki seçmene bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir'deki sınır noktadan aday olsun bakalım. O zaman görelim. Milletin vekili miymiş, reisin vekili miymiş?